Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala resuluna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Cuma suresini inşallah önce tefsir sonra irab olarak ne yapacağız? işleyeceğiz. Sonra da Münafıkun suresinin yarım sayfası üzerinde durmaya gayret edeceğiz inşallah. Cuma suresi Medine'de inmiş olup 11 ayeti ihtiva etmektedir. Surenin etrafında döndüğü ana konu Allah'ın müminlere farz kıldığı Cuma namazının hükümlerini açıklamasıdır. Bu sure Yahudileri ve onların Allah'ın şeriatinden döndüklerini anlatır. Şöyle ki onlar Tevrat'ın hükümleriyle amel etmekle yükümlü kılındılar. Fakat onlar bundan yüz çevirip uygulamadılar. Onlar için eşeği darbun besel getirdi. Bu eşek sırtında büyük ve faydalı kitaplar taşır. Fakat e, elinde yorgunluk ve meşakkatten başka bir şey geçmez. İşte bu betbahlık ve helakin son derecesidir. Daha sonra sure Cuma namazın hükümlerini ele alır. Müminleri bu namazı eda etme yarışına çağırır. Ezan vaktinde alışveriş yapmayı onları haram kılar. Münafıkların yaptığı gibi namazı bırakıp ticaretle meşgul olmaktan sakındırarak sona erer. Münafıklar namaza kalktıklarında ağır alıp tembel tembel kalkarlar şeklinde onları yermektedir. Birinci ayeti kerimede Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbihu lillahi ma fis ve ma fil ard. Kainatta bulunan insan, hayvan, bitki ve cansız varlıkların hepsi yüce Allah'ı takdis eder, tazim eder, ve noksan sıfatlarını uzak tutar. Üşebbihu tesbih eder şeklindeki geniş zaman kipi yenilenme ve devamlılık ifade içindir. Yani bu sürekli devam eden bir tesbihtir. Elmeli ki o ilah her şeyin sahibidir. Meydana getirmek ve yok etmek suretiyle yaratmada tasarruf sahibidir el Kuddusi 90'lardan uzak tutulan ve olgunluk sıfatlarıyla nitelendirilendir. el aziz Hakim mülkünde güçlüğü yaptığında hikmet sahibidir buyurmaktadır. Hüvellezî ba'ise fil ümmiyyine rasûlem minhum. O yüce Allah rahmeti ve hikmetiyle Araplar içinde onlardan kendileri gibi ümmi okuma yazma bilmeyen bir peygamber gönderendir. Araplar okuma yazma bilmedikleri için onlara ümmiler denilmiştir. Arapların ümmi oldukları meşhurdur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biz ümmi bir milletiz, yazmayı ve hesabı bilmeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber olduğu halde sadece ümmiler içinde gönderildi denilmesindeki hikmet Arapları şereflendirmektir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlardan olduğu ifade edildi. Bu şeref olarak Araplara yeter. Yetlu aleyhim ayatihi ve yüzekihim bu peygamber onlara Kur'an-ı Kerim'i okur, onları inkar ve günah kirlerinden temizler. İman sayesinde onları temiz kalp yapar. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Onlara okunan ayetleri ve peygamberleri pak sünnetini öğretir. Ve enkanu min qablu lefi zalalin onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kendilerine gönderilden kendilerine gönderilmeden önce hak yoldan apaçık bir şekilde sapmışlardı. evet. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onları topladı. Öncekilerden ve sonrakilerden hiç kimseye vermediği şeyleri onlara Allah'ın izni ve lütfuyla vermiş oldu ve aharine minhum lemma yelgahu bihim. yüce Allah bu peygamberi o ümmetlerin zamanında bulunmayıp da daha sonra gelecek olan diğer kavimlere de göndermiştir. Bunlar kıyamete kadar Müslüman olanların hepsidir. Yani o zamanda var olan müminlere gönderildiği gibi onlardan sonra gelecek olanlara da gönderilmiştir. Onun peygamberliği sadece kendi zamanında var olanlar için değil, aksine hem onları hem de onların dışında kıyamete kadar gelecek olanları kapsamaktadır. Ebu Hurayre'den radıyallahu anh rivayet edildiği bir hadiste şöyle denilmiştir. Biz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yanında oturuyorduk. O sırada Cuma suresinin müminlerden henüz onlara katılmamış olan diğer insanlara da mahallindeki ayeti indi. Ey Allah'ın Resulü bunlar kimlerdir dediler. Ebu Hureyre der ki Selman-ı Farisi de aramızda idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini Selman'ın üzerine koyup şöyle buyurdu. İman Süreyya yıldızının yanında da olsa Bunlardan bir grup insan mutlaka onu elde eder. E, evet, e, bunlar yabancılar ve Arap'ın dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman eden herkestir. E, Vehvel azizül hakim o mülkünde güçlü ve galip yaptıklarında hikmet sahibidir. E, diye buyurmuş oldu. Zalike fazlullahi men yeşâ evet insanlığın efendisine has olan bu şeref yani onun bütün insanlara peygamber gönderilmesi Kur'an'ın Arapça inmesiyle Allah'ın Arapları şereflendirmesi ve son peygamberi onlara göndermesi Allah'ın bir lütfudur. onu dediklerine verir, dilediklerine verir. Vallahu zülfazlil azim, Yüce Allah dünyada ve ahirette bütün yarattıklarını kapsayacak engin lütuf sahibidir. Bundan sonra Yüce Allah Yahudileri yermeye başladı. Allah onları Tevrat ile şereflendirmişti de onlar bundan yararlanamamış ve onu uygulamamışlardı. Dolayısıyla Yüce Allah onları kitap taşıyan eşeklere benzeterek şöyle buyurdu. Meselullezina humilittavrate sumbelem yahmiluha kemeselil hımari yahmilu esfaran Kendilerine Tevrat verilen ve onun içindekileri yapmakla mükellef kılınan sonra da onunla amel etmeyip hidayet nurundan faydalanmayan Yahudilerin durumu faydalı büyük kitaplar taşıyan eşeklerin durumuna benzer ki Eşeğin elinde bu kitaplarda yorgunluk ve meşakkatten başka bir şey geçmez. E, Yüce Allah, amel etmedikleri halde ellerinde Tevrat'ı e, bulunduran Yahudileri kitap taşıyan merkebe eşeğe benzetti. E, eşek boş yere ağır bir yük taşımaktan başka bir şey elde edemez. Onları taşırken yorulur fakat içindekilerden faydalanamaz. Yüce Allah Yahudilere e, yerdi. Şu sebeple ki onlar Tevrat'ı okuyan ve içindekileri bilen kimselerdir ve bu Tevrat'ta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğunu ve ona imanın vacip olduğunu gösteren ayetler vardır. Fakat onlar kendilerini dünya ve ahiret bedbahtlığından kurtaracak bu ayetlerden faydalanmadılar. İşte bu sebeple Allah onları ilim ve hikmet kitaplarını taşıyıp da onlardan faydalanmayan eşeğe benzetti. Burada benzetme yönü son derece faydalı bir şeyden yorgunluk ve meşakkat çekildiği halde mahrum kalmaktır şeklinde oldu. Bi'se meselül gavmilli dîne kezzebü Yahudiler hakkında getirilmiş olduğumuz bu misal, Allah'ın Muhammed'in peygamberliğini gösteren ayetlerini yalanlayan kavim için ne kötü bir misaldir. Vallahu la yehdil zalimin. Yüce Allah, zalim ve fasık olan kimseyi imana giden yolda gösterip hayra muvaffak kılmaz. Bunda peygamberleri yalanlayarak kendilerine zulmeden kimselerdir. Bundan sonra Yüce Allah, Allah'ın dostları olduklarını iddia eden Yahudileri yalanlamak üzere şöyle buyurdu. Kul ya eyyühellezine hadu ey Muhammed, Yahudileşen ve Yahudi dinine sarılan o kimselere de ki, İn zaamtum enneküm min dûnin فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ اِنْ tüm Eğer iddia ettiğiniz gibi diğer insanlar değil de sadece siz gerçekten Allah'tan sizi öldürmesini evet isteyin ki dostları için hazırlanmış olan ikram yurduna hemen nakledilesiniz. Yahudiler biz Allah'ın oğulları ve dostlarıyız diyor ve ahiret yurdunun Allah katında sadece kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlardı. Ayrıca Yahudilerden başka hiç kimse cennete giremeyecek diyorlardı. Dolayısıyla Yüce Allah onların yalanlarını açığa çıkarması için peygamberlerine şöyle peygamberine şöyle demesini emretti. Eğer böyle sanıyorsanız ölümü isteyin ki musibet yurdundan ikram yurduna taşınasınız. Çünkü kendisinin cennetliklerden olduğunu kesin inanan kimse bu meşakkat yeri olan yurttan kurtulup oraya gitmeyi ister. Yüce Allah onları rezil etmek ve yalanlarını açıklamak üzere şöyle buyurdu. Ve la yetemennevnehu ebeden bima gaddemet eydihim. Daha önce inkar ettikleri ve günah işledikleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yalanladıkları için hiçbir durumda ölümü temenni etmezler. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki eğer ölümü temenni etselerdi yeryüzünde hiçbir Yahudi kalmaz, hepsi ölürdü buyurmaktadır. Allah Resulü bu Ahmet bin Hanbel'in müşterinde geçen hadis-i şerifte. Onlardan hiçbiri ölümü temenni etmedi. Çünkü onlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğuna kesinlikle inanıyorlar ve ölümü temenni etmedikleri takdirde temenni ettikleri takdirde derhal öleceklerini biliyorlardı. Bu mucizelerden biridir. Yahudilerin ölümü temenni etmeyecekleri Bakara suresinde len lafzı ile ifade edilmiştir. Meşhur görüşe göre bu sanata çeşitleme. Evet, sanatta çeşitleme şeklindedir. Vallahu alimun bil zalimin. Allah onları ve onlardan meydana gelen çeşitli zulüm ve isyanları bilendir. Burada yüce Allah Yahudileri yermek ve zalim olduklarını tescil etmek için bihim onları zamirleri yerine bil zalimin Zal zalimleri Açık ismini ne yapmaktadır? Burada getirmektedir. Bir himzamri yerine bir zalimin şeklinde ifade ederek onları açıkça yermektedir. Kul innel mevtellezi الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ Ey Muhammed onlara de ki, kendisinden kaçtığınız, dilinizle dahi istemekten korktuğunuz bu ölüm, çaresiz kesinlikle başınıza gelecektir. Ondan kaçmak size bir fayda sağlamaz. Nitekim Yüce Allah mealen şöyle buyurmuştur. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Sarf ve sağlam kalelerde bile olsanız. Evet, bu Nisa suresinde 78. ayet olarak ne yapmaktadır? Takdim edilmektedir. Çünkü o, o kesin bir kaderdir. Korkunun ecele faydası yoktur. Sümme turaddune ila alimil gaybi ve şehade. Sonra kendisine hiçbir şey gizli kalmayan Allah'a döndürüleceksiniz. Fe bir bi bir bi tüm te'amelûn. O size amellerinizin karşılığını verecektir. Burada bir tehdit ve korkutma da vardır. Bundan sonra Yüce Allah, Cuma namazının hükümlerini açıklamak üzere şöyle buyurdu. Ya eyyühellezine aminu İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cüm'ati ve zerul Bey Ey Allah ve Resulüne inanan müminler topluluğu Müezzin cuma namazı için ezan okuyup seslendiği ni işittiğinizde cuma hutbesini dinlemeye ve namazı eda etmeye gidin. Alış verişi bırakın. Ee, evet, zararlı ticareti bırakıp karlı ticarete koşun. Ayette geçen seadan maksat koşmak diye yürümektir. Çünkü hadiste şöyle buyurulmuştur. Namaz kılınırken ona koşarak gelmeyin, yürüyerek gelin, sükunet ve vakarınızı koruyun buyuruyor Allah Resulü. E, vallahi bu ayaklarla koşmak değildir. Çünkü Müslümanların sekinet ve vakar olmaksızın namaza gelmeleri yasaklandı. Fakat bu kalben niyetle ve huşu içerisinde koşmaktır e, anlamında gelmektedir. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer doğru bilgi ve aklı selim sahibi bilin ki bu Allah rızasına koşma ve alışverişi bırakma sizin için dünya ticaretinden daha hayırlı ve faydalıdır. Çünkü ahiretin faydası daha yüce ve kalıcıdır buyurmaktadır Allahü Teala. Fe iza kuziyeti salatu fenteşiru fil ard. Namazı eda edip bitirdiğinizde ticaret ve ihtiyaçlarınızı temin için yeryüzüne dağılın. Ve tehu ve tegu min fazlillah. Allah'ın lütuf ve ihsanından isteyin. Çünkü rızık onun elindedir. O ihsan ve lütuf sahibidir. Çalışanın çalışmasını zayi etmez ve isteyenin ümidini boş çıkarmaz. Vezkurullah kesira. Rabbinizi sadece namaz vaktinde değil, her zaman dil ve kalple zikredin. Lealleküm tüflihun ki dünya ve ahiret hayrını kazanasınız. Allah'ı zikretmek ona itaat etmek demektir. Allah'a itaat eden onu zikretmiş olur. E, i̇taat etmeyen çokça tesbih çekse bile onu zikretmemiş sayılmaktadır. Bundan sonra yüce Allah bir grup insanın fani dünyayı sonsuz olan ahirete tercih ettiğini ve ondan üstün tuttuğunu haber vererek şöyle buyurdu. Ve izara eticare env lehve ninfa ila ve Bu ayet Cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hutbe okurken ayakta bırakıp yanından ayrılan bazı sahabeleri e, e, raziyallahu anhüm kınavattadır. Yani ey Muhammed, onlar kârlı bir ticaret, e, gelen bir alışveriş veya dünya eğlence ve zinetinden bir şey işittiklerinde seni bırakıp ona dönerler ve seni hutbe okurken Minberde ayakta bırakırlar. Yüce Allah, Eyyüha, ona zamiri eğlence değil de ticaret için kullandı. Çünkü e, ticaret daha önemlidir. Asıl maksat da odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü Minberde ayakta hutbe okuyordu. O sırada Şam'dan Dihyetül Kelbi'nin getirdiği yiyecek yüklü bir kervan geldi. O zaman Medineliler açlık ve pahalılık içinde kıvranıyorlardı. Arapların adeti sevinç göstermek için kervanın şehre davul ve sevinç naraları içinde girmeleridir. İşte bu kervan da bu şekilde girince e, ona koştular ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i minberde ayakta bıraktılar. Yanında sadece 12 kişi kaldı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh ben onlardan biriydim der. İşte bu olay üzerine bu ayet indi. Ee, bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cuma günü e, bayram namazında olduğu gibi namazı hutbeden önce kıldırdığı dönemde meydana gelmiştir. Nitekim Ebu Davud bunu böyle rivayet etmiştir. Kul ma'inde Allah'i hayrun min lehvi ve min et Ey Muhammed, e, onlara de ki Allah katında sevap ve nimet elde ettiğiniz ticaret ve eğlenceden daha iyidir. Vallahu hayrul Allah rızık veren ve lütufta bulunanların en iyisidir. Öyleyse rızkı ondan isteyin ve lütuf ve ihsanı elde etmek için ondan yardım dileyin buyurmaktadır Allahu Teala bu ayeti celilesinde. Evet Buradan Münafıkun Suresine geçiyoruz. Münafıkun Suresi yine Medine'de inmiş 11 ayet ihtiva eden surelerdendir. Medine'de inen ve ahkam konularını anlatan diğer sureler gibidir. Surenin etrafında döndüğü asıl konu nifak ve münafıkları genişçe anlatmaktadır. O kadar ki bu sure onların nifak perdelerini açıp rezil eden bu isimle yani Münafıkun suresi diye isimlendirilmiştir. Bu mübarek sure müminleri münafıklar gibi Allah'a itaat ve ibadeti bırakıp dünya zineti, malı ve eğlencesi ile meşgul olmaktan sakındırmaktadır. Bunun zararlı bir yol olduğunu açıklar. Ecel sona erip vakit geçmeden önce Allah rızasını kazanmak maksadıyla onun yolunda harcamayı emreder. Ecel gelince hasret ve pişmanlığın fayda vermediği bir zamanda insan pişman olur ve bundan dolayı da ne yapabilir? Hasret çekebilir buyurmaktadır. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İzâ câikel münafigûne gâlû neşhedû inneke le Ey Muhammed! Abdullah bin Selül ve arkadaşları gibi münafıklar senin meclisine geldiklerinde münafıklık ve riyadan dolayı dilleriyle Ey Muhammed senin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederiz derler. Kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. E, münafıklar bu şahitliklerini samimi bir kalp, sah bir inanç, aşırı bir arzu ve istekle yaptıklarını göstermek için sözlerini in ve lam tekit ederek innekele rasulullah sen muhakkak Allah'ın elçisisin dediler. Vallahu ya'lemu innekele resuluhü ey Muhammed yüce Allah biliyor ki sen hak peygambersin çünkü seni gönderen odur. Bu bir ara cümlesidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik iddiası hususunda Allah'ın onları yalanladığı vehmini ortadan kaldırmak için getirmiştir ki bunu duyan münafıkların sen muhakkak Allah'ın elçisisin sözlerinin haddi zatında yalan olduğu vehmine kapılmasın. Allah da biliyor ki sen onun elçisin sözü münafıkların sözünden değil Allah'ın sözlerindendir. Eğer Yüce Allah bu sözü söylememiş olsaydı Allah münafıkların hiç şüphesiz Yalancı olduklarına şahitlik eder, e, Mahalindeki sözü peygamberliği iptal ettiği vehmindendir. Yüce Allah, münafıkların sözleri ile onların yalancı olduğunu ifade eden cümle arasına bir cümle getirdi ki, peygamberliğin iptal edildiği vehmini gidersin ve peygamberliğin var olduğunu bildirsin. E, bundan sonra Yüce Allah şöyle buyurdu, Vallahu yeşhedü innel münafıkîne lekerâbûn Allah münafıkların açık evet açıkladıkları, şahitlileri ve dilleriyle ettikleri yeminleri hususunda kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Çünkü diliyle bir şey söyleyip de onun aksine ona inanmayan yalancı kimselerdir. İnnehüm zamir yerine innel münafıkine açık isim getirilmesi münafıkları yermek ve bu çirkin sıfatı üzerlerine teşkil etmek içindir. Nitekim daha fazla açıklamak ve anlatmak için ifadede in ve lam ile pekiştirilmiş olarak cümleler gelmektedir. İttihadü eymanehüm cünne Münafıklar yalan yeminlerini öldürülmekten korunabilecekleri bir kalkan edindiler. E, yeminlerinden maksat Müslüman olduklarına dair Allah adına ettikleri yeminlerdir. Fesad düan sebilillah. Böylece insanları cihattan ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmekten e, alıkoydular. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla gönderdiği dininden ve mahlukatı için koymuş olduğu şeriattan yüz çevirdiler. Münafıklar, yalan yeminlerle insanlardan korundular. Gerçek yüzlerini bilmeyen kimseler onlara aldanıp Müslüman olduklarına inandılar. Oysa gerçekte onlar, İslam'a ve Müslümanlara kötülük etmekten geri kalmazlar. Onların bu tutumları sebebiyle birçok insana, Büyük bir zarar gelmiştir. İnnehum sae ma kanu ya'melûn Onların amelleri ve yaptıkları iş nedeni, iş e, ne çirkin olmuştur. Çünkü onlar münafık ve günahkar oldukları halde kendilerini mümin gösteriyorlar. Onların pis emelleri yani münafıklık ve yalan e, yeminleri de ne kötü olmuştur burada sa'e fiilinden yerme talep edildiğinde bitse fiili gibidir. bunda hayret etme manası da vardır. Aynı zamanda muhataplar nezdinde tutumlarının çok büyük bir kötülük olduğunu burada ifade etmektedir. ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ مَا آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا Bu yalan yemin ve Allah yolundan alıkoyma, dilleri ile iman etmeleri, kalpleri ile ise inkar etmelerinden dolayıdır. Müminlerin yanında kelime-i şehadet getirdiler. E, suçlu şeytanların yanında ise kafir olduklarını söylediler. Ayette uzağı göstermek için kullanılan zalikenin getirilmesi olayın son derece kötü olduğunu göstermek içindir. فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ bu sebeple kalplerinin üzerine mühür basılmıştır. Artık o kalplere ne hidayet ulaşır ne de nur. Dolayısıyla hayrı ve imanı bilemez ve güzel ile çirkini ayıramazlar. Çünkü Allah kalplerini mühürlemiştir. Ve izâ râeytehüm tûcibike O münafıkları gördüğünde şekil ve görünümleri güzel, parlak ve iri olduğu için hoşuna gider ve in yekulu tesme'u ve in tesmi u tesmi u fesahatları ve dillerinin akıcılığından dolayı konuştuklarında sözlerine kulak veren kulak verirsin eee münafıklar reisi İbn Selül Cüsseli fasih ve beli konuşan biriydi konuştuğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun söylediklerini dinlerdi. Aynı şekilde arkadaşlar da böyleydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine geldiklerinde insanlar onları beden ve görünüşlerini beğenirlerdi. Keennehüm huşubun müşennede İlim ve fikirden mahrum bir takım suretler olmaları hususunda duvara dayandırılmış kütüklere benzerler. Onlar ruhsuz, kalıplar, akılsız bedenlerdir. E, buyurdu Allah Teala, anlayışsızlıkları ve kalplerinde iman olmayışından dolayı kütüklere benzetildiler. Benzetme cümlesi onları korkaklık ve zayıflıkla itilenmektedir. Bunun içindir ki yüce Allah şöyle buyurdu. Yahsebune külle sayhatin aleyhim. Korkaklık ve zayıflıklarından dolayı duydukları her ses ve seslenişte kendilerini kastedildiğini zannederler. Allah'ın e, perdelerini yırtıp sırtlarını açtığı açığa çıkarmasından e, mütemadiyen bir korku ve endişe içerisindedirler. Her ne zaman bir olay e, ve korkulu şey meydana gelse korkaklıklarından bu olayın kendi başına geleceğini inanırlar. Evet. Hümül adü fahzerhum. Onlar her ne kadar Müslüman görünseler de Müslüman görünseler de hem sana hem müminlere e, tam anlamıyla düşmandırlar buyurdu Allahü Teala. Binan Ali e, onlardan e, sakın sır hususunda onlara güvenme. Çünkü onlar sana düşman olan casuslardır. Katelehumullah. Bu bir beddua cümlesidir. Yani Allah onları rezil etsin onlara lanet etsin, rahmetinden uzaklaştırsın. En fekun doğru yoldan sapıklığa nasıl döndürülüyorlar? Dillerinin delillerinin açıklığına rağmen akılları nasıl sapıyor? Bu ayette münafıkların cehalet ve sapıklıkları ve deliller getirildiği halde imandan dönmeleri sebebiyle hayret edilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Evet, İmam Ahmet bin Hanbel, Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Münafıkların bazı alametleri vardır. Onlar bu alametlerle tanınırlar. Selamları lanet okumadır, yemekleri yağma malıdır, kalimetleri hainliktir, mescitlere sadece çirkin söz söylemek ve aray için yaklaşırlar, namaza ancak namazın sonunda gelirler. Kibirlidirler ve kimseyle yakınlık kurmazlar, e, ne de onlarla yakınlık kurulur. Geceleyin e, sessiz e, kütükler, gündüzleri ise çırtkanlıklardır e, şeklinde e, Allah Resulü bunların e, bu meziyetlerini bu hadis-i şerifinde bize ne yapmıştır, bildirmiştir. Bu da Ahmet bin Hanbel'in ikinci cildinde hadis olarak geçmektedir e, diyoruz ve burada... E, tefsir bölümünü ne yapıyoruz bitiriyoruz. Şimdi bunun irabu üzerinde duracağız inşallah. Evet, evhüd billahi meşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Yüsbihu ma fi's ve ma fi'l ardil melikil kudsusul azizil hakim. Evet, yusebbihu muzari fiildir. Merf me alameti, damme. E, lillahi meful bir bi öne geçmiş olarak gelmiştir. E, evet, e, ma ma ismi mevsuldür ve yusebbihu'nun faildir. Mahallen merfudur. Me Fis semavati e, fi e, mahallen mansub ve ma birinci maya matuf fil ardı e, fi matuf el meliki e, evet e, burada e, sıfat olarak gelmiştir el kuddusi ikinci sıfat Allah'ın sıfatları el azizi üçüncü sıfat el hakim dördüncü sıfat olarak gelmiştir vellezi ba'ase fil ümmiyyine rasulen minhum yetlu aleyhim ayatihi Hüve müpteda mahallen merfu elledi ismi mevsul mebni mahallen merfu haber ba'ete mazi fiil fa'ili hüve fil yine ba'eserim mevfulu bi kayisari mahallen mansub evet rasulen mevfulu bi sarih mansub minhum yine mevfulu bi kayisari yetlu muzari fiil ve oradaki telayetlü fiil muzari faili hüvedir. Hüvedir. Aleyhimde de meflubi gayri sarihtir. Ayatihi de meflubi sarihtir. E, aleyhim ayatihi de burada sıfat olarak gelmiştir. Ve yüzekihim e, vav e, burada atıf edatı edatı. yüzeki fiil muzari kendi takdiren merfu faili e ee, cevaze müstetirihi ve himmeful bisari ve yuallimu on üzerine matuf fiil muzari merfu falaniki daime himmeful bisari el kitabe meful bisari mansub ve el hikmete on üzerine matuf meful bisari mansub e ee, ve in kanu buradaki vav istinafiye in şart edatı kanu e, mazi fiil e, dam damm üzere mebni vav kanenin ismi nakıs çünkü min gablü min burada e, gördüğünüz gibi e, harfi cer ise mecrur fakat e, kendisi dam üzere mebni mahallen mecrurdur. Evet e, ve bu şarttır cümlenin lefi de ki lam tekit için geldi fi harfi cer dalalin mecrur e, ee, bu refi dalalin cümlesi mahallen masup kânenin nesidir haberi mübin de dalalinin e, sıfatı olarak gelmiştir. Ve ahariyne e, minhum dediğimiz zaman vav atıf ahariyne matuf. Nereye matuf? Ümmiyyin üzerine matuf kendisi. E, minhum bir gayrisarih lemma burada e, lemma şart ve cezm edatı yelhagu fil muzari lemmadan dolayı mevzum cezm alameti bi hasfinun nun faili bi him bi gayri sari va 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 haliye huvel hakimdeki huve mübteda el azizu haber el hakimi ikinci haber Zalike fazlullahi yutihi men yeşâ'ü. Zalike, burada mübteda evet, işaret ismi mahallen merfu fazlullahi de haber izafetle beraber merfu yutihi muzari fiil e, evet e, takdiran merfu e, hi onun mefhulü bisarihi hüve ise onun nesidir e, faili olarak gelmiştir men e, mefhulü bisarih yeşa'ü e, yine yaşa gördüğünüz gibi Muzari fiildir, faili hüvedir. Va vavu haliye Allah'u mübteda zül fazlı izafetle beraber zü haber merf raf alameti vav esmal hamseden kendisi el azim fazlının sıfatıdır. zül fazlın azimi dediğimiz zaman da Allah'u mübtedasının nesidir? burada haberidir. Evet ve aynı zamanda cümle hal cümlesidir. Evet. Meselüllezine hummilü tevrate Meselü burada e, muzaaftır Muzaftır. Ellezine muzaf ileyhtir. Hummilü burada meçhul mazidir. ve naib-i faili vavdır. Et tevrate mefru bisari sümme e, atıf edatıdır. Rem cezmedatı. Yahmilü fil muzari e, lemden dolayı mezun cezm bir bi hasfin nun vav ha bi sari kemeseli kemeseli burada meselünün nesidir e, e, haberidir e, ve e, şibi cümle olarak mahallen merfudur kemeseli muzaf el himari muzafin ile yahmilu fiili muzari ve faili esfaranda bi sarihtir evet Bi semeselül il gavmillidine kezzebu. kezzebû. seye baktığımız zaman da burada e, fiil-i mazi yufidü bizzem. E, meselü onun faili. E, Muzaf e, el gavmi muzafile ellidine onun sıfatı kezzebû Mazi fiil. Damme üzere mebni va fail. bir da izafetle mevkulü bir kayışlar mahallem mansub. Vallahu vav istinafi Allahu mübteda La yehtil kavme zalimin dediğimiz zaman la nefi muzari fiil takdiran merfu ve faili el kavme mehul bisari zalimin de, e, onun sıfatı kavmenin sıfatıdır e, bu cümlede e, buradaki Allah'u müptedasının haberidir mahallen merfudur kul ya hadü kul emir fiil ente faili yani da eyyümina da hatem bi edatı ellezine e, eynun sıfatı adu mazi fi'l dan mezare mebni vav faili in şart edatı cem tüm mazi fiil üzere mebni tüm onun faili enne kurulmuşa beküm ismi evliyaü e, haberidir ennenin haberi merfu feli me damme lillahi mefru bi min dunin nas min harfi cer duni mecrur ennasi de e, dun muzaf ennas muzaf ile ve temennevül mevte fe atıf ne burada emir fiildir. Mebni'nin bir asfin vav onun nesidir? Failidir. El mevte mef'ul in şart edatı küntüm e, burada şart fiilidir ve aynı zamanda nakıstır. Mazi fiildir. Tüm ismi sadıkında haberidir. Masup nasbelameti ye lenev cem müzekker salim. Velayetemennevnehu Va vatıf la nefiye yetemen yetemennevne fiil muzari merfraf alameti bi sübutunun evet va faili ü mefru bisari ebeden zarf bir ma evet burada bir harf cer ma da ismi mevsul e, bu da mevlu bir gayri sari gaddemet mazi fiil e, fetajere mevni ta taite nis eydihim de onun failidir. Vav istinafi Allahu mübteda alimin birinci haberi biz zaliminde alimin fiil misinin mefru bih gayri sarih bih gayri sarihidir. Kul innel mevtelli zi tefirrune minhü kul emir fiil evet faili vücube te inne hurmuşebe el mevti ismi ellezi sıfatı tefirrune burada muzari fiil vav faili minhüme <min hulubih gayri sarih fe e, e, burada e, rabıt innehuluh müşebbehe bil fiil e, innenin e, ismi mülaqi e, bu da innenin nesidir haberidir izafetle beraber gelmiştir sümme <min min> atı fedatı turaddüne muzari fiil e, evet e, turaddüne aynı zamanda e, meçhul fiildir vav <min> naibi <min min> failidir ila alimil gayb eee ila harficar alimi mecur muzar gayb muzafi ile mahallen masul tura dünenin meful bih gayri sarihidir ve şehadeti de on e, onun üzerine matuf'dur Evet. fe yüne bi üküm fe atıf yüne bi ü eee muzari fiil damme üzere bulunuyor kendisi faili buradaki hüvedir kün mefulü bir sarih bir mefulü bi tüm e, fiil fiili muzari sükun üzerine mebni, tüm kânenin ismi te'amilune fiili muzari merfraf alamet bir sübütünün ve failiyle beraber cümle olarak mahallen masup kânenin haberidir. Ya yühellezine âmenû, yani da eyyümüne daha tembih edeti ellezine eyyünün sıfatı amenü mazi fiil damme üzerine mebni, ve idâ zaman zarfı nu diye nu diye meçhul burada gördüğünüz gibi evet e, e risalati e, burada şimdi cümle olarak nu diyenin naibi faili ve mahallen merfudur min yevmil cum'ati min harfi cer yevmi mecrur yevmi muzaf cum'ati muzafile bu da mevfulü bir gayri sahiptir nu diye fiilinin e, fes'av bu cevapta geldi. Fe rabıt burada emir fiildir. E, mebni bi hasfin vav faili ila zikrillah mef'ul bi gayri ve zerul bey. E, ve zeru burada emir fiildir. El bey'i ise gördüğünüz gibi e, ve zerunun faili nedir? Vav'dır burada. El bey'a da mef'ul bi sarih. Zaliküm hayrun leküm, zaliküm e, hayrun haber, leküm de onun mamülü. İn küntüm talemun, in şart edatı küntüm e, fiili mazi gün üzere mebni. Tüm kânenin ismi e, talemun e, fiili vav fail ile beraber cümle olarak mahallen masup kânenin haberidir. E, Fe izâ Fe istinafiye ida zaman zarfı ve şart edatı cezmetmeyen. Bu ziyet e, burada meçhul mazi fiildir. E, evet e, Es de naibi faildir. E, ta tay Fen Fenteşiru ise e, emrin burada cevabında gelmiştir. Ferabıttır. İnteşiru. E, e, evet dağılın. E, nedir? E, emir fiildir. Mebni bi hasfinun vâ faili fil ardı mef'ul fi. vav atıf emir fiil mebni bi hasfin nun vav orada e, onun faili min fazlillahi de e, nedir e, fiilinin mef'ul bi gayri sarih mahallen mansub izafetle Vezkuru vav izkuru emir fiil mebni bi hasfin nun vav faili Allah mef'ul bi sarih kesiran naib-i meful -i mutlak, lealleküm lealle teracive nasmedatü küm ismi, tüflihun fil muzari, merfraf-ı bi i misibutünün vav ile beraber, e, mahallen merfu leallenin haberidir. Ve izâ raev, vav istiknafiye, ida zaman zarfı şart edatı, raev e, mazi fiil, vav onun faili, ticaretin meful-i ev atı Leh lehven ticaretin üzerine matuf mef'ul bi bu. evet bu e, ne geldi burada mazi fiil e, bu. cevapta geldi Mebnin mebni bi asfin vav faili ileyha mef'ul ve terakü üzerine matuf mazi fiil ki onun vafaili vav faili ke mef'ul bi kaimen hal Evet, masup nasb nedir? E, burada fetadır. Evet. Kul emir fiil faili vücube müstetir ente ma mübteda indi Allahi evet indi muzaf Allah muzaf bu nedir? Mekan zarfıdır. Hayrunda haberdir. Merfura falameti dağma minelleh ve mefru bi kayrisari ve ticareti de e, onun üzerine matuftur. Vav istinafiye Allahu mübteda, hayrul razıqin de yine nedir? Haberdir. Hayru muzaf er ile olarak gelmiş. Mecru alameti yedir. E, suresine baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim İza jae kel münafıkune zaman zarfı şart edatı Cae mazi fiil e, e, evet şart fiili aynı zamanda ke sari el münafiqune fail merfu alameti vav li cem müzekker salim kalu mazi fiil va faili e, neşhedu muzari fiil e, merfu alameti damme fail vücube müstetir nahnu inne ke inne bk ismi le rasulillahi de onun haberidir tekit lamıyla beraber muzaf muzafile vallahu ya'lemu e, ya e istinafiye Allahu mübteda ya'lemu e, fiil ve fail ile beraber haber inne yine hurun müşebbe k ismi le öde e, lamıyla beraber izafetle onun haberidir vallahu yeşhedü inler münafiqine Vav wow, burada atı Allahu mübteda yeşevdü fiil muzari hüve faili innel münafikine innehu müşebbehe el münafikine innen ismi lekazibun deki lam mı tekit e, kazibunde innen haberi merfu alameti vav lenne cemzekir salim ittahadü e, burada mazî fiil vav faili eymane mef'ul bisari muzaf ün muzafile e, cünneten yine mef'ulü bi sari fe saddü burada istiknafiye saddü mazi fiil e, damme üzere mebni fail an da izafetli mef'ulü bi gayri sari innehum innehum müşebbehum ismi sa'e ma kanu e, buradaki sa'e e, mazi fiil ve e, yufidü e, bil efendim buradaki biliyorsunuz sa'e kötülük ifade eden bir fiildir. E, evet ne kötüdürler manasındadır. Yufidu bizzem yani e, ma kanu e, buradaki sa'e mazi fiil dedi ki ma onun faili kanu e, mazi fiil damme üzere mebni Naks olduğu için vav onun ismi. Ya'melün de fiil muzari vav fail beraber kânenin mahallen masup haberidir. Zâlike bi ennehum âmenü. Zâlike mübteda ismi şayet mahallen merfu. Bi harfi cer ennehum şebehüm ismi. Âmenü mazi fiil vav faili e, ile beraber e, haberidir. Sümme atfedatı keferu mazi fiil. Amin üzerine matuf. Fe dubi'a. buradaki evet dubi'a burada meçhul mazi fiildir. Ala himşi, bir cümlesi mahallen merfu onun naibi failidir. Fehum la yefkahun e, f burada atıf hum mübteda la nefiye datı yefkahun ise e, fiil muzari merfu alameti bi vafa beraber hüm hum mübtedasının haberidir. Vav istinafi ıza ra'eyte ıza zaman zarfı ra'eyte mazi fiil. Şükür üzerine mebni te faili ümme bisari. Tü euh, evet tü ucibü e, ee, fiil muzari. Ke e, onun mef'ul bi sarihi etsamühüm evet e, faili muza muzafile ve yekulune vav burada atıf in şart edatı yegulü fiil dolayı mevzum cezim alameti bir has finnun ve faili tesme emir burada e, innin cevabındadır. E, ente onun faili fiil-i muzari li de mevfulü bir gayri sarihtir. Ke enne ke ennedeki e, hüm ke ismi huşubün haberi e, müsennedetünde onun huşubünün sıfatıdır yahsebune külle sayhatin yahsebune fil muzari merfraf alamet ibn sübütünün vafaili külle mehul bisari muzaf sayhatin muzaf ile aleyhimde de e ee, şib, cümle olarak yahsebune mehul bi gayri sarihi hümül adüvü hüm mübteda el adüvü onun haberidir merfu fahter hüm ferabut ihter emir fiil ente faili hüm mehul bisari qatelehumullah burada gatele mazi fiil hüm hüm mefulü bisari Allah'u onun faili enna yükfekün buradaki enna yükfekün bu fiilinin önüne geçmiş mehul-i bisarittir. Mahallen e, masuptur. Yükfekün Muzari fiil, meçhul fiildir e, ve vav onun naibi faili olarak ne yapmıştır, gelmiştir diyoruz. Ve burada bugünkü dersimizi ne yapmış oluyoruz? Bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ma'as selam ilellika inşallah.